Evet sevgili seyirciler, şimdi stüdyomuzda bir konuğumuz var. Uzman psikolog ve yazar Evren Hoşrik bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi kitabınız Kadın Erkek İlişkilerinde ve Çocuk Yetiştirmede Ödül Ceza. Evet. Bu kitap nasıl oluştu? Bu kitap deneysel psikolojinin ilgilendiği konulardan, psikolojinin mihenk taşlarından davranışçı kuruma dayalı bir çalışma sonucu doğdu. Davranışçı kuram toplum tarafından çok da bilinen bir kuram olmadığı için ben bunu toplumun daha iyi anlayabilmesi için ödül, ceza, edimsel koşullama diyoruz genel başlık altında yazmaya karar verdim bu kitabı. İkili ilişkilerimizde ve çocuk yetiştirmede kolaylıkla uygulayabileceğimiz, gündelik hayatımızda, güncel hayatımızda kullanabileceğimiz çok basit, anlaşılır örnekler vermeye çalıştım. Davranışçı kuram biliyorsunuz deneysel çalışmalara dayalı olarak çıktığı için toplumumuz maalesef deneylerden pek hoşlanmıyor. Ben onları, deney bunlar ama gündelik hayatta nasıl uygularız, nasıl kolaylıkla çevremize, eşimize karşı uygularız, verimli sonuç alırız. Bunu anlatmak istedim ve çok yalın, basit bir dil kullandım kitapta. Evet, bilimsel bir dilden uzak olduğu için okuması daha eğlenceli bir hale gelmiş. Ve ilk başlıklardan biri de aslında evlilik aşkı öldürür mü? Evet, evlilik aşkı öldürür. Öldürür mü? Evlilik aşkı öldürür mü? Aslında evlilik değil de davranışlarımız aşkı öldürüyorsa öldürüyor. Çünkü evlenmeden önceki flört dönemindeki birbirimize, eşim, çevre, partnerimizle karşılıklı davranışlarımız evlilikte farklılaşmaya başlıyor. Tam da davranışçı kuram açısından açıklarsak, mesela sevgililik döneminde görüşmelerimiz ne zaman olacağı belli değil. Ne zaman yakınlaşacağımız belli değil. Her özlediğinizde sizin yanınızda olmayacak. Fakat evlendikten sonra artık sürekli berabersiniz. Özlediğinizde yanınızda buluyorsunuz, bir şey talep ettiğinizde yanınızda buluyorsunuz. Dolayısıyla bir kitapta pekiştirme tariflerinden aralıklı pekiştirme ilkeleri yerine gelmediği için, yani her istediğiniz hemen elde edildiği için o haz, belki ateş, o heyecan azalmaya başlıyor. Bunu kitapta bir balık tutma ve kumar oynama, kumar bağımlılığı örneğiyle verdim. Mesela balık tutarken, balık çok tutku yaratır biliyorsunuz. Erkeklerde özellikle, kumar da bir bağımlılıktır. Bunun temel mekanizmasını ben burada davranışçı kuruma bağlayarak aralıklı pekiştirmelerden kaynaklanan açıklamaya çalıştım. Nasıl? Düşünün ki balık tutmak için göle olta atıyor. Bekliyor. Bazen bir saat içinde geliyor balık. Bazen iki saat, bazen üç saat, bazen beş saat boyunca hiç sıkılmadan bekleyebiliyor. Neden? Çünkü orada bir belirsizlik var. Aralıklı pekiştirme dediğimiz böyle bir şey. Yani siz oltanızı atıyorsunuz. Ne zaman geleceği belli değil, bakın. Dikkat edin. Ve bir kere attıktan sonra ne zaman geleceği belli olmadığı gibi kaç kere attıktan sonra geleceği belli. Bu tam bir sürpriz, tam bir heyecan. Dikkat ederseniz bu heyecanları biz evlilikten önce flört döneminde yaşardık. Özlüyorsunuz ama buluşamayabiliyorsunuz. Bir şey söylemek istiyorsunuz, yakınlaşmak istiyorsunuz ama bunu yapamayabiliyorsunuz, çekiniyorsunuz. İşte evlendikten sonra bunları yapar hale geldiğimizden ve bunlar süreklilik arz ettiğinden artık sürpriz boyutu kaybolmaya başlıyor bunun. Heyecan da dolayısıyla azalıyor. Eğer öldürüyorsa bu yüzden öldürüyordur. Peki, heyecan azalmaya başladı. Evet. Ne yapmamız gerekiyor? Heyecan azalmaya başladı. İşte o sevgililik döneminde yaptığımız davranışlara geri dönmemiz gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Sizden bir şey istediğinde buna hemen evet demeniz gerekmiyor mesela. Aralıklı pekiştirme dediğimiz tarifeden yararlanmak gerekiyor. Mesela cinsel anlamda yakınlaşma söz konusu olduğunda bu şöyle evlilikler görüyoruz maalesef. İş yoğunluğu var tabii çiftlerin. Cumartesi gecesini birbirlerine ayırıyorlar özel bir gece olarak. Fakat bu, dikkat ederseniz, yapılandırılmış bir şey. Yani aslında fiziksel ihtiyaçlarımız doğal süreçlerdir, değil mi? Kendiliğinden geldiği gibi yaşanması gerekir. Ama siz, biz cumartesi gecesi birlikte oluruz dediğinizde o zaman bunu bir yapılandırmaya sokmuş oluyorsunuz. İşte bu heyecanı azaltır. Bu yapılandırmaların dışına çıkmak lazım. O heyecanı ve aralıklı pekiştirmelerden yararlanabilmemiz için. Peki eşimiz bize yeteri kadar zaman ayırmıyor. Evet. Bunun nasıl tersine döndürebiliriz? Eşlerin birbirine zaman ayırması çok önemli. Yine ben bu kuram çerçevesinde anlatmak istiyorum. Eşiniz eve geldiğinde, siz sorduğunuz için bir erkek eş olarak anlatmak istiyorum. Eşiniz eve geldi. Standart olarak bir gün ortalamasında bir saatini sizinle geçiriyor, özel olarak diyelim. Bir saatini çocuklarla ya da hatta bir saatini çocuklar ve sizinle, geri kalan 2-3 saatini televizyon başında geçiriyor olsun. Bunu değiştirmek için şöyle bir yöntemden yararlanılabilir. Kitapta pek çok yöntem var ama ben kısaca önemli olan bir noktaya değinmek istiyorum. Televizyon izlediğin kadar ya da internette geçirdiğin süre kadar benimle ilgilenmeni istiyorum. Fakat bir erkekten talep ediyorsanız şöyle demek daha doğru. Buna ihtiyacım var.
televizyonda geçirdiğin o 3 saat ya da 2 saat kadar benimle ve çocuklarımla ilgilenmene ihtiyacın var. Bir erkeğe böyle söylediğinizde daha etkili sonuç alacaksınız. Buna biz teknik anlamda davranışsal temel doyum noktası diyoruz. Normalde televizyon izleme ile sizinle ilgilenmesi arasında hiçbir ilişki yokken bu iki davranış arasında siz böyle diyerek o iki davranışı birbirleriyle ilişkilendirmiş hale geliyorsunuz. Ve bunun gibi pek çok örnek var aslında. Tabii değil ki. Mi? Evet. Kitapta çocuklar eğitimine de önem veriyorsunuz. Evet. Örneğin çocuğumuz sigara içiyor diyelim. Evet. Bunun nasıl önleyebiliriz? Şiddet tabii ki bir çözüm şiddete değil. Şiddete kesinlikle karşıyız. Neden karşıyız? Bu kuru kuruya bir karşılık değil. Zaten kadına şiddete hep karşı olduğumuzu söylüyoruz. Televizyonlarda, programlarda. Çocuğa şiddet de öyle. Neden? Çünkü ceza, bu tip cezaların sonuçları öncelikle kestirilebilir değildir. Ne demek bu? Siz çocuğa şiddet uyguladığında bunun ne doğuracağını bilemezsiniz. Yani çocuğunuz evden kaçabilir. Bunu kestiremezsiniz. Ya da genç kızınız kendine zarar verici bir davranışta bulunabilir. Eğer bir erkekle gördüğünüzde onu dayakla, şiddetle, öfkeyle cezalandırmaya kalkıyorsanız. Bunun yerine ne yapmak gerekir? Demin sorduğunuz soru bağlamında çocuğunuzu sigara içerken yakaladınız. Bunun yerine elinden hoş olan şeyleri yavaş yavaş ve dereceli dereceli almak gerekir. Nedir o? Niye dereceli dereceli diyorum? Siz bir anda örneğin sigara içiyor diye harçlığını tamamen kestiniz. Ergenlik döneminde bir çocuğunuz var. Bu sigara alma davranışını durdurur mu? Aslında durdurmayacaktır. Ne yapacaktır? Çocuk ya da ergen sigara almanın gayrimeşru yollarını arayacak ve bulacaktır. Belki izinsiz para alacaktır sizden. Dolayısıyla siz sorunu bu cezayla çözmüş olmazsınız. Tamamen harçlığını kesmek yerine belki dereceli dereceli. Yani harçlığının bir bölümünü. Ya da sigara içerken yakaladığınızda tabii ki doğrudan cezalandırmak değil de onu bu davranışa, bu kötü alışkanlığa iten nedenleri araştırmak en başta gerekli. Tabii ceza anlamında baktığımızda dediğim gibi derece derece elinden almak. Mesela çocuğunuz ders çalışmak yerine daha uzun süreler bilgisayar başında, internet evet, kafede vakit geçiriyor. Evet, bu ciddi bir sorun aslında. Olabilir tabii ki. Bu durumda ne yapacaksınız? Bilgisayarın fişini çekip yasaklayabilir misiniz? Hayır. Neden yasaklamamalısınız? Diğer bir başka neden? Bilgisayar çünkü yararlı bir şeydir aynı zamanda. Yani çocuğun yararlı bir şeyler yapmasını engellemek hakkımız yok. Bu yüzden ne olabilir? Günde 1-2 saat ayırıyorsa bilgisayara, bu anlamda bir hata yaptığında o zaman bugün ancak sana 15 ya da 20 dakika, birkaç hafta boyunca ya da birkaç gün boyunca 15-20 dakika izin veriyorum. Eğer o yaptığın hatalı davranışı, yani bir daha 5 saat bilgisayar başında oynayıp da dersten ihmal etmezsen tekrar eski düzenine geri dönebilirsin şeklinde diyebiliriz. Bir de ebeveynler için bir bölüm var aslında. Çocuklarınız eskisi kadar sizi ziyarete gelmiyorsa ne evet, yapmalısınız? Evet. Onda da pekiştirme tarifelerinden yararlanmak gerekir. Ödül ve olumsuz pekiştirme. Daha teknik anlamda olumlu pekiştirme ve olumsuz pekiştirme. Olumsuz lafı yapmasın. Olumlu bir şeydir ikisi de. Yani iyi bir şeydir. İkisi de devam ettirir davranışı. Nedir bu? Ödüller zaten olumlu pekiştirmelerdir. Kişinin hoşuna giden bir şey yaparsanız. Mesela size ziyaret gelmeyen çocuğunuzun güzel bir yemek yaparsanız da ona o yemeğe binaen davet edersiniz. Onu aslında ödüllendirmiş olursunuz. Gelme ihtimali artar. Fakat bunun dışında da gözden kaçırdığımız başka bir şey var. O da olumsuz pekiştirme. O da davranışı devam ettirir. Nedir o? Kişinin rahatsız olduğu, hoşuna gitmeyen bir şeyi ortamdan çıkarmaktır ya da onu oradan kurtarmaktır. Mesela çocuğunuz evinize ziyarete gelecek sizi ama ortamda hoşuna gitmeyen bir şey var. Ne olabilir bu? Bilmiyorum. Belki ortamda aile içinde hoşlanmadığı bir kişi olabilir. Mesela o bunun size gelme davranışını engelliyor olabilir mesela. Olumsuz pekiştirme nedir? O sorunu çözerek yapabilirsiniz. Yani o kişiyi ortamdan çıkarmayacaksınız tabii ki ama o iki kişi arasındaki sorunu çözerek, daha doğrusu öncelikle bunu fark ederek yapmanız gerekiyor. Yani bir davranışı değiştirmek için aklımızda şu kalmalı. Ya hoş olan bir şey yapacağım karşımdakine ya da hoş olmayan bir şeyi, onun rahatsız olduğu bir şeyden kurtaracağım. O şekilde. Mesela kısaca buna yine bir örnek vereyim olumsuz pekiştirme. Bir kafede oturuyorsunuz. Arkadaşınızla karşılıklı. Tam da fal bakacak size. Daha dikkatli dinleyeceksiniz. Fakat müzik çok gürültülü. Duyamıyorsunuz birbirinizi. Garsona müziği kısar mısınız demeniz ve sizin birbirinizi daha iyi duyarak konuşmaya devam etmeniz olumsuz pekiştirmedir. Dikkat ederseniz burada olumsuz uyarıcı o müziğin yüksek sesiydi. O da sizin o sohbetinizin devamlılığını sağlar.
Peki bir de kitapta diyorsunuz ki cezalandırılan davranış yapılması istenen diğer davranışları da durdurabilir. Bu noktada evet. Dikkatli olmamız da gerekiyor. Tabii ki demin yaparken söylemiştim bunu. Ne demiştim? Eğer siz çocuğun elinden bilgisayarı tamamen alırsanız yapılması istenen diğer davranışı engellersiniz. Nedir o? Çocuk bilgisayardan bir sürü yararlı bilgi ediniyor. Belki orada ders çalışıyor. Belki online eğitim sistemine katılıyor. Onları engellemiş olursunuz. Yani ceza verirken de buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ortadan kaldırdığınız şey, elinden aldığınız şey uzun vadeli ve tamamen kökten bir alış olmayacağı bu anlamda çok önemli. Peki günümüzde evliliklerin çabuk sonlanmasının nedenini ne de görüyorsunuz? Yani bunlar evliliklerin, tabii ki içeriyordur evet. Ama bunu tek başına bu kuramla, bu kitap çerçevesinde anlatmak mümkün değil. Zaten bir ifade kullanmıştım. Psikoloji bir bilimdir ve insan da karmaşık bir varlıktır. Böyle bir konuyu sadece bu konu kuram çerçevesinde açıklamak mümkün değil. Çok daha kapsamlı düşünmek gerekir. Fakat dediğim gibi sonuçta heyecan azaldığı zaman ilişkilerde bir sönmeye doğru, yani artık evlilik ilişkisinin devam etmesine doğru bir yol almaya başlayacaktır. Evliliği kurtarmak için aralıklı pekiştirme tarifelerinden kitapta detaylıca ben bunları anlattım. Balık tutma gibi, kumar bağımlılığı, neden bağımlılık yapıyor bu kuram çerçevesinde onu anlattığım gibi. Bunu evliliklerimize nasıl uygulayacağımızı da anlattım aslında. O heyecanı tekrar canlandırmak, tekrar ortaya çıkarmak, o eski flört dönemindeki ya da o ilk günlerdeki heyecanı tekrar körükleyebilmek için aralıklı pekiştirme çok güzel bir ilaç olduğunu düşünüyorum. Peki sönme dediniz, çok naz aşık usandırır diyorsunuz yine. Evet, evet. Şimdi şu aralıklı pekiştirme konusunun devamında onu anlatmıştım. Bir davranışı pekiştirirken, yani bir davranışı devam etmesi için güzel şeyler yaparken bir süre sonra yapmayı kestiğinizde sönme sürecine girmiş olur. Sönme ne demektir? Davranışın ortadan kalkmasıdır aslında. Çok naz aşık usandırır ne demek? Bir erkek bir kadına kuru yapıyor. Kadın belli bir süre naz yapıyor. Naz yapması aralıklı pekiştirmedir aslında. Belirli olmayan zamanlarda bazen gönlünü hoş tutuyor, bazen pas vermiyor. Tam bu süreç bir aralıklı pekiştirme süreci. Belli bir süre bu devam ediyor fakat bir süre sonra pekiştirmeler azalmaya başladığında erkek sönme sürecine giriyor. Sönme tam olarak bu. Nedir bu? Artık pekiştirme gelmediği için ben ilgileniyorum, ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama geri bildirim alamıyorum. Yani benimle olmak istiyor mu, istemiyor mu belli değil. Ben bana müsaade artık deyip dönmesidir sönme aslında bu örnekte. Buna da dikkat etmek lazım. Neye dikkat etmek lazım? Aralıklı pekiştirme yaparken ödülleri kestiğiniz zamanki aralıkları belirlerken karşı tarafın kişilik özellikleri, yaşı ve zevklerini bilmek zorundasınız. Yoksa bir anda aralıklı pekiştirme yapayım derken kaçıverir. Bu kitap o zaman hepimize yani aslında bir yol gösterici niteliği. Evet, hem ilişkilerde hem çocuk yetiştirmede. Evet. Evet. Bundan sonra başka bir çalışmanız olacak mı? Bundan sonra başka bir çalışmam, yarısına kadar tamamladığım bir çalışmam var. Ben Ankara Üniversitesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı'nda doktora yapıyorum, biliyorsunuz Saadet Hanım. Dua ile ilgili benim bir yüksek lisans çalışmam vardı. Dua ve plasebonun sihirler üzerindeki etkisi. O anlamda o yıllarda dua ile ilgili çok çalıştım ve çok farklı şeyler öğrendim bilmediğim. Ben bunu kitaplaştırmaya karar verdim. Dua hastalıkları iyileştirir mi diye ikinci kitabım çıkacak ama onun zamanını veremiyorum. Bu kitap çok yeni biliyorsunuz. Peki ondan ufak bir tüyo alalım. Evet. Ne gibi sonuçlar çıktı? Ufak bir tüyo alalım. Dua hastalıklar üzerinde belli etkisi var. Fakat sandığımız anlamda bir etki. Yani doğrudan bir etkileşim değil, bir rol olarak bunu söylemek gerekir. O da kişiye moral aşılayarak, tabii ki bu inanç düzeyi yüksek kişilerde, bundan gelecek yararın olduğuna inanan kişilerde duanın etkisini görüyoruz. Tabii bu nasıl görüyoruz? Pek çok hastalıkta çalışmalar var. Kalp hastalıklarından tutun da benim yaptığım çalışma sihirler üzerindeydi. Anksiyete ya da depresyon gibi psikiyatrik rahatsızlıklardan tutun da daha küçük ya da daha büyük AIDS ya da kanser gibi hastalıklara kadar dua çalışmaları yurt dışında çok çok yaygın. Hatta literatür tamamlanmaya doğru gidiyor kanımca. O yüzden ben de o anlamda kitap yazmak istedim. Önümüzdeki zamanlarda inşallah yayınlayacağız onu da. Biz de sizin o kitabınızı da heyecanla bekliyor olacağız. Evet. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İnşallah buradan herkese bir takım ipuçları vermişizdir. Evet, bu arada ben size sürpriz olarak kitabımı çok getirdim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben İmzanızı teşekkür ederim. İmzanızı da birazdan alacağım. İmzaladım bile. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.